Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dosya izni hatası ikinci çözüm yolumuzu göreceğiz. Bildiğiniz gibi daha önceden bir çözüm, hatta iki tane çözüm önerisinde bulunmuştuk. Fakat bazı arkadaşlarımız yapamamış, hata almış, sonuç alamamış. Gördüğünüz gibi dosya bulunamıyor. Dosya adını denetleyin ve yeniden deneyin diye bir sorun alan arkadaş olmuş. Bunun gibi bazı hatalar alan arkadaşlar için ikinci videomuzu çekmeye ihtiyacında bulundum. Arkadaşlar biz emek sarf ediyoruz burada. Emeğimizin karşılığı olarak videolarımızı beğenip ve abone olabilirsiniz. Şimdiden bu işlemleri yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şimdi çözüme geçmek istiyorum. Geçen videomuzda sadece bazı yollara izin vermiştik dosyalar içerisinde. Bu videomuzda ise dosyanın kendisine izin vereceğiz. Yani bütün kapsamlı bir şekilde izin vereceğiz. Artık o dosyanın içerisinde istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Şimdi diyelim ki bir dosyanız var ya da bir klasörünüz var. O klasöre bazı belgeler atmak istiyorsunuz. Fakat o belgeyi içeriye sürüklerken veya kopyalarken dosya izni hatasıyla karşılaşıyorsunuz. Arkadaşlar yapmanız gereken şurada çıkan karta tıklayıp ilk başta ilk videomuzu izlemektir. Çünkü bu video biraz kapsamlı olacak. Dosyanın hepsine izin verecektir. Öbürü öyle değil. Şimdi yapmamız gereken bu dosyaya ters tıklayıp bu dosyamız zaten herhangi bir sıkıntı yok. Sadece sizlere göstermek amaçlı yapıyorum. Ters tıklayıp özellikler demenizdir. Özellikler dedikten sonra burada güvenlik kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu işlemi gerçekleştirdikten sonra üçüncü adımımız gelişmiş sekmesine tıklamaktır. Gelişmiş sekmesine tıkladıktan sonra burada devre almayı devre dışı bırak dedikten sonra bütün izinler kaldırılacaktır. Bu dosyadaki bütün izinler kaldırılacaktır. Şuradan bakıyorum. İzinler kısmına geliyorsun. Devre almayı devre dışı bırak dedikten sonra bu nesnedeki tüm alınan izinleri kaldırın sekmesine tıkladıktan sonra değerli arkadaşlar burada bu dosyada tüm izinler kalkar ve artık rahat bir şekilde bu dosya üzerinden işlem yapabilirsiniz. Diyelim ki C klasöründe bir dosyanız var. Aynı şekilde o dosyanın üzerinden ters gelip özellikler yine aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Bu işlemi bitirdikten sonra uygula diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Tamam dedikten sonra işlemimiz bitmiştir. Artık bu dosya üzerinde istediğiniz işlemi yapmanız mümkündür. O izin hataları muhtemelen kalkacaktır. Değerli arkadaşlar söylediğimiz gibi abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.